Dostlar selamlar. Haftanın ilk işlem gününde 5 hisseye tedbir kararı geldi. Bununla ilgili kısa bir video yapalım. Arkadaşlar ilk önce bu burada vermiş olduğumuz bütün beyanlar, fikirler bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Çünkü bu bizim için büyük bir motivasyon. Bildirim zilini de açınız. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar... Haftanın ilk işlem günü bugün biliyorsunuz 5 hisseye tedbir kararı geldi. 3 hisseye farklı bir tedbir, 2 hisseye farklı bir tedbir ama daha ağır bir tedbir açıkçası. Biz tarafından yapılan incelemeler sonucunda 5 hisseye tedbir kararı getirirdi. Tedbir kararı getirilen 3 hissede 25 Ekim 2022 tarihinden yani yarın geçerli olmak üzere 24 Kasım 2022 tarihine sonuna kadar açıya satış ve kredili işlemler yapılamayacak arkadaşlar. Kanalımızı takip edenler iyi bilirler ki açıya satış ve kredi işlemlerinin ne olduğunu uzun süre anlattık biz burada. Peki bu 3 hisse ne? Bu hisselerden birisini biz tahmin etmiştik. Kütahya Şeker Fabrikası e, çok fazlaydı bir haftadır. Bu kararı bekliyorduk. İkincisi ise Alkim Kağıt arkadaşlar. Üçüncüsü ise Konsus Enerji. Alkim Kağıt'ın da bugün videosunu hazırladık. Kanalımızda görebilirsiniz. Orada da diyoruz dedik ki e, Alkim Kağıt'ın %250 bedelsiz e, sermaye arttırım takvimi belli oldu ve hissede büyük bir volatilite farkı vardı. Yani oynatlık vardı. Bundan da bir tehlike vardı ama bugün 3 hisse içinde karar verildi arkadaşlar. Ne zamana kadar? 10. ayın 25'inden 11. ayın 24'ünün seans sonuna kadar açıya satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecekler. Evet. İki tane daha. ilk önce bunları bir izleyelim. Bakalım Nerede bu? Evet. Yavatek. Yavatek arkadaşlar bugün 8.94 düştü. Eksi 5.15 lira düştü. Bunu günün analizinde portföyümüzde olan kağıtlardan olduğu için vermiştik. İkincisi ise Huner. Huner yenilebilir enerji ise bugün arkadaşlar 5 günlük açık burada. Bir günlüğe getiriyorum. %2.27 arttı. Huner enerjiye yani niye olduğu tam mantığını anlayamadık ama e, Huner enerji ve Yeotek arkadaşlar bürüt takas yasa uygulanacak. İkisine bürüt takas yasa uygulanacak. Bu da 10. ayın 25'inden 11. ayın 24'üne kadar devam edecek. Bürüt takas sistemi yani tedbir uygulandığı zaman eğer önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler varsa yani nedir bunlar? Açığa satış ve kredi işlem yasağı varsa Brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca bu da devam ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani Hüner, Hüner yani Hun yenilebilir enerji ve Yeotek için farklı iki tane tedbir var. Üç tanesinde farklı var. Evet Kütahya Şeker'e şöyle bakacak olursak. Bugün 8.91 artmış arkadaşlar. Ve başlangıç seviyesine baktığınızda ok gibi yukarıya fırlıyor zaten. Sonra paralel paralel devam ediyor. Hafif düşüş sekmesi var. 5 gün sonuna baktığımızda da %26.42 değer kazandığını görüyoruz. Yani Kütahya Şeker'deki oynatlık belli bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Evet, konsus enerjide ise bugün %10 düşüş vardı arkadaşlar. Bu da tam ters bir volatilite. Ve %10 düşüşten dolayı baktığınız zaman açılıştan kısa bir süre sonra 9.18'den bir anda Kağıt 8.19'a düşüyor arkadaşlar. Ve öyle devam ediyor ve 8.19'u da bitirdi günü arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten %10 düşebiliyor. En düşük seviyesi de oy, ol, oy, oydu. 5 günlük grafiğine baktığımızda ise yeşil görüyoruz. En düşük derecesinde 6.76 olduğunu görüyoruz. Yani yükseliş aşamasında ya bir kar satışı ya da bir hissede farklı durumlar söz konusu. Evet. Kütahya Şeker'e baktık, Konsey'e baktık. Alkim Kağıt'a bakalım bir de. Alkim Kağıt da bugün %250 bedelsiz arttırımı ile ilgili takvimini açıkladı. Evet arkadaşlar %100 büyüdü yine. %10 büyüdü pardon. Nasıl büyüdü? Maksimum derecede büyüdü. 153.60 ile kapattı günü. Alkim Kağıt da aynı şekilde arkadaşlar. iki tane tedbire maruz kalıyor. Açıya satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 5 günlüğe de baktığımızda da zaten kademe kademe tak 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 her gün %99 devam ediyor gibi ve 56.89 büyümüş arkadaşlar 5 gün boyunca. %10'dan her gün %50'den daha fazla büyümüş görüyorsunuz. 5 gün önceki birim fiyatının 97.90 lira olduğu bir ortamda Alkim kağıt bugün 153.60 lira ve bu valor tilte bazı tedbir sistemi gereği ve hissedeki bu oynaklıktan dolayı hisseye arkadaşlar ne oldu? Tabii ki tedbir konuldu. İki tane tedbir birden geldi. O da açıya satış ve kredi işlemler. Evet dostlar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve abone olmadıysanız da, da abone olunuz. Beğenebilirsiniz videolarımızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Allah size bol kazançlar versin.